Beklenen İran videosu geldi. Bu gördüğünüz iki adam İran yolculuğum boyunca benim yoldaşım olacaklar. Mehdi ve Kamuran abi. Ne çıktı lan? Onlar arkada yolculuk yapacaklar. Sizler de çekeyim. Mehdi ve Kamuran abi bizim İran'da işlerimizi yapan hem eskortlarımız hem elemanlarımız. Yanımdakiler de onların çocukları Eşkan ve Ali. Bazargana gümrük kapısına yanıma geldiler. Buradan Maku'ya gideceğiz. Onlar Maku'da oturuyorlar zaten. Maku buraya 30-40 kilometre. Maku'ya kadar gideceğiz. Oradan yarın devam edeceğiz yola. Çünkü yol için para ayarlayacağız. Evraklarımızın bir kısmı akşama doğru çıkacak. Mazot bakacağız. Bunları ayarlamak biraz uzun sürebilir. Telefon kartı falan ayarlayacağız işte. Öncelikle sınır kapısından kendimizi Maku'ya kadar bir atalım da şuraları bir çıkalım. Aracımız biraz uzun ve geniş olduğu için normal arabalardan bu sınır kapısını tersten çıkacağız. Tersten derken yolcu ve taksi giriş kapısından. Burada dönersek bizden iyisi yok değil mi? Evet. Dönecek mi buradan? Dönerse bizimdir. Dönmezse... Nereye geliyor? Sen o solu kolla, solu. Ha? Sol tarafı kolla, at kafasını almayalım. İran'da bir taksi markası vardı, onun logosu at kafası, o yüzden öyle diyor. Bırak geçsin adam ya. Sol tarafa bak, sol tarafa. Yavaş yavaş, geç gelsin. Bak daha, bırak. Oğul abi kürenip önde gidecek. Valla serbest ya sağ tarafı. Buraya ne yapıyorlar lan? Metro mu yok? Metro değil. Pasaj yok. Abi bazı kan şişinde bekle ha. Devam. Atlamalıya kadar giderim ya. Tam değil. Değil mi lan? Neyse ses geliyor. Sizin burada tümsekler vardı. Ne oldu? Bilmiyorum ben. Evet, kaldırmışlar. Hayret. Şimdi şeyleri açıklayayım. Para bulacağız, mazot bulacağız dedim. Para bulacağızdan kastım, şimdi bize verilen yol parası dolar olarak. Burada tümen yapmamız gerekiyor. Fakat İran'da şöyle bir sıkıntı var. Yani özellikle bu Bazargan bölgesinde nakit para bulunmuyor. Yani nakit parayı bulamadığımız için Mehdi abinin hesabına parayı yatırıyoruz. Yani yol parası için örnek veriyorum, 1000 dolar bozduruyoruz. Bunu hesabına yatırıyoruz. Yani bir nevi nakit para yok da işte dijital bir para var gibi düşünebilirsiniz bunu. Ha tabii bulursunuz ama çok yüksek fiyatlara bozdururlar. Öyle diyelim yani. Yani enflasyon farkı buradan oluyor işte. Şimdi mesela senin babanın arabası kaç para? Kaç parayı aldı? 3000 dolar. 3000 dolara sıfır araba aldı, doğru mu? Evet. Deposunu kaç paraya dolduruyor? 2 dolar.
2 dolara depoyu dolduruyor, evet, değil mi? Sıra var abi. Sıra var. Ara bakayım babanı, mazota mı gireceğiz, ne yapacağız? Oradan dikkatli olurum. Oradan dikkatli olurum da. Şu babanı bir ara bakayım ama gerçi gireceğiz ya, dur bakalım. Bitle alayım. Gel diye bak. Bırak bırak, boş ver, gel diyor. Evet. Buyurun, açıklamayı yapın şimdi. Burası ne sırası? Mazot sırası. Mazot sırası. İran'da mazot sırası değil mi? Evet. Ya işte. İşte az önceki anlattığım mevzu da bu. Sen depoyu 2 dolara dolduruyorsun ama bulursan dolduruyorsun. Size kaç litre hak veriyor ayda? Ayda 60 litre. Aşağı yukarı bir depo. Yani var, zaten de gaz olarak gaz var. Hayır. Mako'da Hasan Bey'in parkına geldik. Genelde hep burada duruyoruz Mako'da. Hasan Bey dedim. Burada hatırı sayılır bir esnaf arkadaşımız, kardeşimiz. Mazotu burada halka aylık olarak verdikleri için bizler de onlardan artan mazotları alıyoruz. Fakat onu bulmak çok zorlaştı bu sıralar. Şimdilerde o mesela gördüğünüz sıra, o petrolde 100 litre, 200 litre veriyorlar araçlara. Benim arabamda biraz mazot olduğu için, Türkiye'den alıp geldiğim için, biz ilerleyen yerlerde alacağız mazotu. Burada bugün işte yol evraklarımızı, telefon kartımızı, paramızı, pulumuzu ayarladık. Sabahleyin yola çıkacağız. Tabii öncelik Mako kantarı. Sabah Kamuran abiyle Mehdi geldiler saat 7'de. Şimdi Mako kantarına doğru gideceğiz. Bu arada benim aracım İran'da çift eskortlu. Yani iki tane eskortla gidecek. Dönüşte tek eskortlu. Bunun sebebi hem ağırlık hem de arabanın dingil sayısının fazla olması. Buradaki kurallar böyle. Geceden hep toz oldu. Hafif böyle yağmur çiseler gibi oldu. Camı batırdı. Mako kantarı dediğim, birazdan göstereceğim. İran'a girdiniz, Mako kantarını geçtiyseniz her yeri geçersiniz. Çünkü İran'da da her şehrin girişinde polise, özellikle böyle lobet gibi araçlar, yani trafikli giden araçlar, İran'da trafikli diyorlar bu durumu. Her şehrin girişinde o polise kağıdı imzalatır, kaşeletir. O kağıtta belirtilen şehirlere imza kaşe vurdurmazsanız çıkışta İran'dan çıkamazsınız. Tabii İran'da da ağır nakliyenin belli kuralları var. Sadece gündüzlere gidebilir. Otoyolları kullanamaz. Zaten otoyol dediğim bir Tebriz'le Tahran arasında var bizim güzergahımızda. Orayı kullanamaz. İşte bu kantarın belli prosedürleri var. İşte dingil ağırlıkları ona göre basacak. Yalnız bizim şöyle bir sıkıntımız var. Benim aracım toplamda 10 dingil. İran'ın sisteminde 10 dingil yok. Ya 9 olacak ya 11 olacak. 10 dingil olamaz. Yani bu kanun. Şimdi biraz bununla uğraşacağız burada. Videonun başlarında görmüşsünüzdür. Dorseyi 1 metre uzattık. Çünkü ön direksiyon dingilinin en fazla 8 ton basması gerekiyor. Onun için yükü biraz daha arkada bırakmak için dorseyi uzattım. Bu kantara aşağı yukarı 2-3 kere, 3 kere net İleri geri giriş çıkış yaptım. Çünkü kantarda tam tartamıyorlar. En son işte abi durmadan yürü ama çok yavaş yürü falan dediler. Üçüncüden sonra arabayı C vites, karınca vitesini aldım. Anca öyle bu kantardan geçebildik. Evet, dingil olayını, kantar olayını Mehdi abi
tamamen duygusal olarak biraz halletti. Yani keşke sürekli böyle parayla halledebilsek. Bazen oluyor ki para kabul etmiyorlar. Uğraştırıyorlar. Düzelt gel diyor adam. Yani tek de diyor o, düzelt gel. Diyelim araban 100 kilo fazla basıyor. Bir ton fazla basıyor. Düzelt gel diyor işte. Neyse ki bu sefer kolay hallettik. Şimdi Mako'nun çıkışında, Kantar'ın çıkışında bir yerde duracağım. Kamuran abiyle Mehdi abi evden ailesini de alacaklar. Yani eşleri ve çocuklarıyla beraber yolculuk yapacaklar bu servis. Hem Tahran'ı gezecekler. Hem de öyle bir değişiklik olsun dediler. Kamuran abi dedi, abi sen bir bardak çay içene kadar biz geliriz dedi. Dedim okey. Taksileri tıka basa doldurmuşlar. Çadırlar, erzaklar, kendi eşyaları. Dedim çocukları bana verin de siz yengelerle rahat rahat yolculuk yapın bari. Onlar da bana muavinlik yapsınlar. Merhaba. Neye dikkat et. Neydi ben sizin dikkatinizi çatırdım. Ümumiyyətlə götürdük de Azərbaycanın enerji təminatına. Baxdığımızda dəyərli dinləyicilərimiz çox böyük işlər gördü. Məşğuldan azad edilmiş bölgələrimizdə de artıq enerji təminatı məsələsində bir sıra problemlər demək olar ki, həllini tapıbdı, dəyərli dinləyicilərimiz. Çay içmən var mı? Çay içeceğiz tabii ya. İran'da termosta çay olayı meşhurdur. Arada bir durup bardakları tazeliyoruz. Tahran yolculuğumuzdaki ilk durağımız Atlamalı köy. Oraya kadar gideceğiz. Tümsek diyor buna ya. Betondan duvar örmüşler, hala tümsek diyor. İran'ın trafiğini ilerleyen dakikalarda daha iyi, daha net göreceksiniz de. Genelde bu tarz. Her an her yerden bir taksi sizi geçebilir. Atlamalı köy dediğimiz yerin asıl ismi Köşk Saray. Ama orası Atlamalı köy diye geçiyor. Hem orada bir mola vereceğiz hem de mazotu oradan ayarladı Mehdi abi. 600 litre kadar bir mazot ayarladı. Onu alacağız oradan. Bugün günlerden pazartesi. Yarın da süreceğiz salı günü. Çarşamba günü bir aksilik olmazsa yükümüzü Tahran'a boşaltmayı hedefliyoruz. Tabii İran'da perşembe, cuma, cumartesi günleri de bu hafta tatil var. Yani ağır nakliye trafikli araçlar yürüyemez. O yüzden 3 gün tatile takılacağız. Tatilin sebebi İmam Hüseyin'in vefatının seneyi devriyesi. Ben ne zaman İran'a gelsem zaten bir tatil mutlaka oluyor. Para birimine tümen dedim ama normal mesela Google'dan aratırsanız İran riyali olarak karşınıza çıkar ama burada herkes tümen diyor. Türkiye'den biraz mazotlu girmemin sebebi de araçların Euro 6 olması. Yani yeni nesil araçlar olduğu için motorlarında, enjektörlerinde Tahran 740 km bu arada. Sıkıntı oluyor. Katalizatörlerde sıkıntı oluyor. Yani mazotun kalitesinden dolayı. Şimdi mazot biraz da kara borsa olduğu için, bulunmadığı için yani çok da kaliteli mazot bulamayabiliriz. Ondan dolayı işte biraz Türk mazotuyla karışık yapacağız. Bir nevi kendimizi avutuyoruz aslında işte. Atlamalı köydeki petrole geldik. Buradan mazotumuzu alacağız. Hem de bir mola vereceğiz 45 dakika. Mazot ve moladan sonra yola devam. Buradan sonra yani Atlamalı köy, Köşk Saray'dan sonra Marant geliyor.
Manat'ta da polis noktasına uğrayacağız. Tabi eskortlu olduğum için, yani evraklar eskortlarda olduğu için ben polis noktasına gelene kadar onlar evrakları kaşeletiyorlar. Burası da bir polis noktası, işte Marand'ın polis noktası. Ben gelene kadar Mehdi abi kaşeletti. Yani Maku'yu geçtikten sonra diğer yerlerde sıkıntı olmuyor. Kaşeletip devam ediyorsun. Tabi kaşeletip devam ediyorsunuz dediğim, ağır nakliyeye de sürat olarak yine 60 km sürat veriyor. Yani bir polis noktasından diğer polis noktasına saatleri yazıyor. Mesela burada saat 1'de kaşelettik. Bir dahaki polis noktası diyelim ki 60 km sonra, diyor ki 1 saat sonra orada olacak diyor. Siz oraya yarım saat sonra gelirseniz bu sefer ceza yazıyorlar. Yani ceza yazıyorlar dediğim, avanta veriyoruz, para veriyoruz. Gerçi bu durduğumuz, kaşelettiğimiz her yerde muhakkak bir para veriyoruz. Tabi bunlar çok büyük paralar değil. Daha doğrusu İran'ın enflasyonuna göre bize göre çok büyük paralar değil. Örnek veriyorum, her durduğumuz yere 1 dolar veriyoruzdur. Burası da Sofyan. Sofyan'dan sonra Tebriz geliyor. Sofyan'ın bana göre en büyük şeyi araba parçası olarak çok şey bir yer, meşhur bir yer. Özellikle Volvo parçasında. Aynı bizim Türkiye'deki Yeni Çağ gibi. Burada da Volvo'ya dair çok parçayı bulabiliyoruz. Buradan sağdan Tebriz'in çevre yoluna bağlanıyoruz. Düz giderseniz Tebriz'in içine gidiyorsunuz. Buradan sağdan çevre yolu var. Tebriz'i öyle geçeceğiz. Tabii çevre yolu da en az şehir merkezi kadar kalabalık bir yol. Bir özelliği de ya çıkıyorsunuz ya iniyorsunuz. Yani Tebriz'in çevre yolunu bitirene kadar hep çıkış ve iniş şeklinde. Düzlük hiç yok. Trafikte zaten ona keza hep inişli çıkışlı bir trafiği var. Her an her yerden bir taksi gelebilir. Sizi geçebilir. Önünüze kırabilir. O yüzden daha temkinli gidiyoruz kalabalık yerlerde. Örnek vermek gerekirse şu üstünde kendinden iki kat büyük bir yükü olan demir yüklemiş. Zamyak diyorlar bu mavi kamyonetlere. Bak taksi çıkıyor mesela. O çıkacak zaten, problem yok. Ötekiler de çıkacak da dorseyi kırıp da üstünden aşamıyorlar. Yoksa çıkacaklar yani. Bu adam normal uzun demiri kamyonete yüklemiş gidiyor işte. Bunlardan İran'da çok var. İnişlerde sorun olmuyor da çıkışlardaki bu eski arabalar biraz yavaş kalıyorlar. Onları sollamak için de sola çıkmak gerçekten büyük bir dert. Yani kimse bize yol vermiyor. Hatta sağa girerken bile yol almak zorunda kalıyoruz. Çünkü sağdan da her an bir araba çıkabiliyor. Neyse, sağ salim Tebriz'i atlattık. Buradan sonra Tahran'a kadar öyle çok büyük kalabalık şehirler görmeyeceğiz. Bir tek bir Tahran var. Evet, eski arabalar demişken 302'ler de bu bölgede, özellikle Tebriz bölgesinde bayağı meşhur. Karşıdan da geliyor iki tane. Tebriz'in çıkışında yine bir polis noktası var. Oraya doğru yaklaşıyoruz. Arabanın da şöyle sağına sonuna bir bakın. Bir şey var mı? Öyle bedava muavinlik yok. Çocukların da gerçekten maşallahı var. Çok saygılı efendi çocuklar. Tebriz'den sonra Tahran'a kadar otoban var.
Ama biz dediğim gibi ağır nakliyeye otoban vermiyor. Biz eski yoldan, aynı bizim E5 gibi alt yolundan devam ediyoruz. Yani hemen hemen otobana paralel gibi. Arada çok büyük fark yok. Hatta otoban yani bana göre daha bozuk yol olarak. Bir de çok rampalı, inişli çıkışlı. Bu eski yol daha güzel. Yani tamam, eski yolda da bozuk yerler var ama otoban kadar değil. Otobanda mecbur süratli gitmeniz gerekiyor. Yani bozuk yerleri kollayamıyorsunuz. Burada en azından fark edebiliyorsunuz. Mesela bir kışın daha önceki geldiğim servislerde otobanda yollar kapanmıştı. Biz eski yoldan devam etmiştik. Eski yol açıktı mesela. Ha, eski yolda ne var? İşte böyle çok şehirlerden geçtiğiniz için burada trafik lambası, yani bu video bitene kadar izlediğinizde Tahran'da görebilirsiniz bir tek birkaç tane. Öteki türlü trafik lambası pek göremezsiniz. Bu arabadan biraz şey çıkıyor ya, bu egzoz emisyonunda biraz sıkıntı var galiba. Araya balta burun Mercedes girdi, yarım kaldı da. Yani eski yoldaki şehirlerden, hani trafik ışığı demişken, trafik ışığı yerine tümseklerden geçiyorsunuz işte. Onun biraz dur kalkı oluyor. Ne oldu, gene yer mi değişiyorsunuz? He? Benle niye kimse değişmiyor? Ne güzel, canı sıkılan yer değişiyor. Oh. Yolculuk boyunca kameranın böyle bir aşağı bir yukarı gitmesinin sebebi yolların biraz bozuk olmasından dolayı. Kusura bakmayın, yani bu videoda kamera çok da sabit durmayabilir. Yapacağımız bir şey yok. Hafiften bozuk yollar. Hava kararmaya yaklaştı. Akşam oluyor. Biz Miana'da yatmayı düşünüyoruz ama inşallah oraya kadar gidebiliriz. Yani hava karardı mı polisler bizi durduruyorlar. Bir de bu yolculukta öyle her zaman önümde arkamda eskort arabasını göremeyebilirsiniz. Dediğim gibi Mehdi abi ile Kamuran abi, yani eşleriyle beraber geldikleri için yani bir de ben daha önce bu yollardan da gidip geldiğim için sadece sıkıntılı yerlerde, polis olan yerlerde benle beraber gidiyorlar. Çoğu zaman hani bazı şehir merkezlerinde durdukları oluyor. O yüzden her zaman önümde arkamda olmayabiliyorlar. Mesela şimdi yolun kenarında durmuş, bana video çekiyor. 50 kere dedim bak, şu videoları yan tutarak çek şu kamerayı. Bak bunu bir tek böyle düz tutmuş. Ondan sonra montajda böyle sıkıntı oluyor. Yatacağımız yer Miyane. Oraya bir 15-20 kilometre kalmıştı ki yolda polis çevirdi bizi. Ağır nakliyenin gece gitmesi yasak. Yani hava karardıktan sonra yürümesi yasak. İzin vermiyor, gidelim. Yapacak bir şey yok. Mehdi izin almasını bilir ya. Ben size demedim Mehdi izin aldık diye. O kadar arabayı boşuna solladık. Mehdi abi yine duygusal bağlarını kullanarak polislerle işimizi halletti. Biz de Miyane'ye vardık. Miyane'de böyle bir çocuk parkının olduğu bir yer var. Devamlı orada duruyoruz. Oranın tuvaleti, suyu falan da var. Park etmek için de uygun. Oraya doğru gidiyoruz. Normalde böyle bozuk yerler yok da, yani burada yol çalışması olduğu için bozulmuş. Evet, sağda park gözüküyor. Şöyle şu tırın önüne doğru yanaşacağız. Aş evi mi birader burası? Ne? Aş evi mi burası?
Yengelerim sağ olsunlar akşam yemeğini, çayımızı, çorbamızı yaptılar. Allah razı olsun. Biraz rüzgarlı olduğu için hava böyle yaptık. Bayanlar içeride, erkekler dışarıda. Abi yüzüme vuruyor, şöyle düzelt de. Şimdi diyeceksiniz bu kadar adam nerede yatacak? Evet, onu da düşünmüşler. Yani bunu daha önce yaptıkları bir şey. İranlılarda bu biraz meşhurdur. Çadır. Herkesin çadırı var. Böyle müsait buldukları yere çadırı kuruyorlar. Burada konaklıyorlar. Sabah erkenden yola çıkıyoruz. Çadırlar toplandı. Günaydın Ali Bey. Rahat uyuyabildiniz mi? Bugün Tahran'a varacağız. Planımız öyle. Birkaç tane köprü var. Oraları bypass etmemiz gerekiyor. Bir tane de tünel var. Orayı da bypass yapacağız. Yani köprülerin taşıma ağırlıkları 45 tonmuş. Bizim toplam ağırlığımız 76-77 ton falan geldiği için oradan geçmeyeceğiz. Onları bypass yapacağız. Ya diyeceksiniz her yere para veriyorsunuz da oradan niye geçmiyorsunuz? Çünkü oradan geçtikten sonra polis yakalarsa bizi görürse başka sıkıntılarımız da var. Biliyorsunuz araç 10 dingil. 10 dingili İran'da kabul etmiyorlar. Ya 9 ya 11 olacak. Hani bu tarz sıkıntılarımız var. İşte bu sefer bizi kantara çeker. İşte ön direksiyon fazla basar. Bir şey olur. Uğraşmamak için yani. İlk önce bu tüneli bypass edeceğiz. Yani bu tünelin solundan doğru girip dağın arkasını dolaşacağız. Tabii şu abiler bizi bir sollasınlar. Burası fena sayılmaz. Biraz stabilize yol işte böyle mıcırlı falan. Toz toprak kalkıyor ama bizden başka da pek kimse olmadığı için sıkıntı olmuyor. Kamuran abiyle Mehdi abi tünelin çıkışında diğer ucunda yolu kesiyorlar. Kesebilirlerse tabii. Yani kimse pek onları tınlamıyor da işte en azından hani orada yolda bulunuyorlar. Bir dikkat çekici bir şey oluyor. Tünelden sonra da iki tane köprümüz var. Birincisi bu. Bir de bunu bypass yapacağız. Bunu da yine solundan doğru gideceğiz. Yani normalde köprünün altından işte dere akıyor, nehir akıyor da tabi bu yaz günlerinde akmıyor artık. Kışın böyle bazen doluyor, akıyor. Şimdi oradan geçeceğiz. Bu sefer Kamuran abi de bana eşlik etti. Önümden doğru gidiyor. Ne olur ne olmaz diye. Evet, dere yatağına doğru iniyoruz. Her şey işte şu göstereceğim köprünün yıkılmaması için. Taşıma kapasitesi 45 tonmuş. Bu servis elemanlarımız çok olduğu için dış çekimler de yapabiliyoruz. Yine şöyle köprüyü gösterelim. Buradan doğru dolaşıyoruz işte. Bypass yapıyoruz. En uzun bypassımız bu zaten. Diğer köprü biraz daha ileride. O biraz kısa bir yol kalıyor ondan sonra. Şöyle kuruyan nehri de gösterelim. Bazen buradan su da aktığı oluyor. Hatta bir keresinde amcam su varken geçmişti.
Böyle içeriden pek toz belli olmuyor ama halbuki arkadan tozu dumana kattık. Evet, yine sözde bir yol kesimi oldu. Bu sefer çok şanslıyım ya. Hiç araba gelmeden çıktım. Eyvallah abi. Zencan'a geldik. Zencan polisini yaptırıp devam ediyoruz. Sağ tarafımızda Zencan Üniversitesi'ni görüyorsunuz. Burası da Zencan'ın şehir merkezi. Sabah trafiği biraz oluyor tabi. Klasik. Zencan'a çıktıktan sonra zaten 3 saat falan bir araba sürdük. Şurada bir kahvaltı yapacağız. Sabah bir kahveyle duruyoruz. Kahvaltımızı da yapalım artık. Hava fazla ısınmadan. Çünkü Tahran'a doğru hava sıcaklığı daha da artıyor. Kahvaltıyı bu sefer dışarıda yaptık, ağaçların altında. Kahvaltıdan sonra yolumuza devam ediyoruz. Bir petrole geldik. Mazot soruyoruz ama mazot bulunmuyor. Bakalım ne yapacağız. Biraz zaman sağa sola aradılar. Mazot kotası olan birisi, kartı olan birisi gelip verir diye ama bulamadık. Arabadaki mazotla gidip gelmeyi planlıyoruz. Yarım depo mazot var. Yarım depodan çok az bir şey aşağı düştü. Aşağı yukarı 400 litre yapar. Tahran'a da 200 kilometre falan var. Kalan 200'ü de zaten geri boş döneceğiz. Buraya kadar atar diye ümit ediyorum. Dönüşte artık bakacağız mazot. Evet, mazot İran'da ucuz ama dediğim gibi bulunmuyor her yerde. Burası da yolumuzun üstündeki son bypassımız. Bu köprüden sonra daha artık yok. Polis yaptırıyoruz burada. Polis kağıdını imzalatıyoruz. O arada bir ağır nakli aracı dönüş yapıyor. Dorse nasıl bir bel vermişse artık, yani böyle var ya, kayık gibi olmuş Dorse. Adam dönüş yapıyor ama her tarafından taksiler giriyor. Yani onun da eskortu var. Daha Tahran'a kadar durmayacağımız için burada bakkal gibi bir yer var. Oradan bir şeyler alıyorlar. Çay yapacaklar termosa. Ali Bey sıcaklara dayanamadı. Klima ile beraber may içti kaldı. Kameran abi de termosu doldurmaya gidiyor. Getir abi, getir. Çay içeriz tabii ki. Ama bir de İran'da ağaç mağaç yok diyorlar. Yeşillik yok, her yer çöl diyorlar. Bak bayağı ağaç var işte. Değil mi? Evet, şimdi eğitim sistemini anlat bakayım İran'daki. Okul sistemini. Bizde 4-4-4. İlkokul, ortaokul, lise, ondan sonra üniversite. Sizde? Bizde 1'den 6, 6'dan 9, 9'dan 12. 1'den 6, 6'dan 9, 9'dan 12. Yani ondan sonra mı üniversite? Ondan sonra üniversite. 4 sene. Tamam, bizimkiler aynı yani. Aynı sayılır yani. İlkokul, ortaokul, lise gibi. Doğru mu? Evet. Peki kız erkek karışık mı okullar? Üniversitesi fark eder. Okulda bir değil. Normal ilkokulda. Hani 1-6, 6-9'da. Hiçbirinde. Hiçbirinde? Hiçbirinde aynı değil. Ayrı ayrı. Ayrı. Üniversite onda fark eder. Yani üniversitede beraber oluyor yani. Aynı oluyor, karışık. Aynı oluyor. Ama ilkokullarda yok. Ayrı ayrı. Kızlar ayrı, erkekler ayrı. Anladım. Peki mesela internette çoğu zaman okuyoruz hani otobüslerde kadınların yeri ayrı, erkeklerin yeri ayrı. Öyle bir şey var mı? Otobüste Tehran'da olur. Tehran. Maku'da yok mu? Maku'da yok.
Mako'da otobüs yok çünkü. Otobüs var. Diğer şehirlere gidiyorlar. Diğer şehirlere değil, mesela şehir içinde. Atıyorum sen evden çarşıya gidiyorsun. Minibüs, otobüs. Tabriz, Tehran. Bunlar da büyük şehirler. Büyük şehirlerde var. Küçük şehirlerde yok. Otobüs, minibüs yok. Peki büyük şehirlerdekini biliyor musun? Hani kadın erkek ayrı mı? Evet, ayrı. Onlar da ayrı değil mi? Evet, ayrı. Küçük şehirlerde öyle minibüs, otobüs yok. Yok. Anladım. Metrolarda da ayrı. Metrolarda. Metro şeyde var, Tahran'da var. Tehran'da var, ayrı. Orada ayrı. Evet. Zaten başka yerde yok herhalde. Yok. Ben bildiğim de yok. Bu sizin kökeniniz şimdi ne oluyor? Azerbaycan Türk'ü mü? Azerbaycan Türk. Yani Azerbaycan, siz mi onlardan ayrıldınız, onlar mı sizden ayrıldı ülke olarak? Biz hepimiz biriydik. Onlar ayrıldı. Ülkeler ayrı düştü onlardan. Yani bu Tebriz, Buenzera bölgesine kadar. Azerbaycan. Azerbaycan. Evet, Zencan. Zencan. Siz Türkçe konuşuyorsunuz ama yazı Farsça, resmi Farsça değil. Yani resmi evraklar, okullar Farsça. Hepsi. Anladım. Emeklilik sistemini biliyor musun? Yani mesela bir işçi çalışıyor, emekli oluyor mu sizde? Kaç yaşında oluyor? 60 yaşında. 60 yaşında emekli oluyor, doğru mu? Evet. Peki emekli maaşını biliyor musun? Ne kadar? Emekli 200 dolar. 100 dolar. 250 dolar. 200-200. Yani anladığım kadarıyla sizde de şey var, derece mi var? Hani memursa farklı, işçi ise evet, farklı. Evet, evet. Yani 250-300 dolar aylık, evet. Doğru mu? Ama şeye göre iyi o zaman. Hani demiştik ya, öğretmen de 200 dolar alıyor. Emekli de 200 dolar alıyor. O yönden iyi. Yani çalışan gibi maaş alıyor ama 60 yaşından sonra alıyor, doğru mu? Evet. Bir de şey diyorlar hani, işte bir suç işledi, idam ettiler adamı falan. Evet, idam edildi. Var mı yani? Evet. Mesela nasıl bir suç işlemesi lazım idam olmak? Mesela adam öldürmek. Adam öldürmek. Yaralamak. Yaralarsa da mı idam? Yaralarsa yok. Ağır yaralasa mesela. Ağır yaralarsa. Bir de bakımına bakıyorlar. Ama bir adam öldürsen kesinlikle idam. Kesinlikle idam. Evet. Peki Maku'da falan böyle duyduğunuz, gördüğünüz oldu evet mu? Her tarafta. Hırsızlık yapsam büyük hırsızlık. Mesela Ahvaz'da. Evet. Ahvaz'da tır arabalarını gide gide yüklerini çalırdılar. Yüklerini. Onların ikisini edemelediler de kurtuldu. Da tamam edildi. O zaman son kez bir de internet hakkında. İran'da mesela internette kırıcı programı yüklemeden hangi şeylere girebiliyorsun, uygulamalara? Bundan önce? Ya şimdi mesela güncel yani. Şu anda İran'a geldik. Bir tane sim kart aldık. İnternet yaptırdık. Evet. Hangi uygulamaları kullanabiliriz? WhatsApp. Kırıcı olmadan. Kırıcı olmadan. Aha. Telegram. Yok, Telegram. Telegram proxy'ye gidilir. Bazılarını Telegram'la. Rubika, bunlar İran'ın programları. Şart. Ya mesela Instagram, YouTube, yok, Facebook. Yok, onlar yok. Bunlara kırıcı VPN programı kullanıyorsunuz, doğru mu? Evet. İran'ın başkenti Tahran'ın girişine doğru geldik. Buradan sonrası artık Tahran diye geçiyor. Tabii ki doğal olarak daha kalabalık bir şehir. Sonuçta başkent. Bugün anca gümrüğün olduğu yere varacağız. Orada yatacağız.
Yarın bir aksilik olmazsa yükümüzü boşaltacağız. İlk İran'a geldiğimde tek gelmiştim. Buraya kadar gelmiştim. Buradan sonra taksi tutmuştum gümrüğe gitmek için. Gerçekten biraz karışık bir yer. Yani navigasyon burada pek bir işe yaramıyor. Şöyle yaramıyor. Normal interneti kullanamıyorsunuz. VPN dedikleri kırıcı kullandığınız için o da gecikmelere neden oluyor. Yani siz navigasyonu açtınız, sağa dön, sola dön dedi ama çok geride kalmış olabilir. O yüzden sizi yanıltıyor. Ya burayı bilerek gitmeniz lazım ya da biriniz, yanınızda birisi olacak. Ya da en kötü ihtimal taksi tutacaksınız. Tabii bizim için yanımızda birisinin olmasının faydaları var. Yani bu sadece eskort olarak değil. Çünkü gümrüğe girdiğiniz zaman yapacağınız işlemler olsun. Boşaltma sırasında işte vinççiyi bulmanız gerekiyor. Çıkış için evrağınızı almanız gerekiyor. Bunların koşuşturmasını yapmanız gerekiyor. Artı herkesle de Türkçe anlaşamıyorsunuz. Dediğim gibi yani Türk bölgeleri var ama Tahran'da mesela bulamayabilirsiniz. Atıyorum yükünüzün muamelecisi Farsça konuşuyordur. Anlaşamayabilirsiniz. O yüzden yani telefonla da olsa İran'da muhakkak bir tanıdığınız, bir bildiğiniz bir insan olması lazım. Biz o konuda çok şükür şanslıyız. Yani Mehdi abiyle senelerdir çalışıyoruz. Kamuran abiyle de öyle. Yani çalışmak bir yana zaten hani ailece de görüşüyoruz diyebiliriz yani o konuda rahatız. Burası gümrüğe giden yoldaki son sıkıntılı dönüş. Buradan normal şimdi bu arabayla dönmek o kadar dert değil de bazen oluyor ki uzun yüklerle geliyorduk. Mesela şu mavi zamyak benimle beraber dönecek burayı. Şimdi dorse dönüşlerde hafif kendini sola atacak ama zamyağı vurur mu vurmaz mı onun endişesi var. Evet dönüyor gördüğünüz gibi benimle beraber. Instagram'a bazı videolar atıyorum işte İran'ın trafikleriyle ilgili de bana bazıları tepki gösteriyor işte ya İranlılarla dalga mı geçiyorsun falan diye. Ya dalga geçmiyorum ben normal olanı anlatıyorum. Ne yapayım şimdi ne diyeyim? Yani o zamyak benimle beraber dönmedi mi zannediyorsunuz? O nereden geçti? Bak döndü gidiyor işte. Neyse çok şükür Tehran Şehriyar Gümrüğü'ne geldik. Burası gümrüğün olduğu cadde. Buraya çekeceğiz. Sabah içeri gireceğiz. Önce evraklarımızı yaptıracağız. Sonra içeri gireceğiz. Burayı normalde sürücü adayları için kullanıyorlar. Şu gördüğünüz beyaz araba mesela sürücü adayı arabası. Biz buraya çadır kurarız diye hesap ediyorduk ya. Neyse belediye sulama yapıyor. Sabah gümrüğe gireceğiz ama Mehdi abi saklanıyor çünkü gümrüğün içine ikinci bir adam sokmuyorlarmış. Yani şu giriş kapısından itibaren biraz sıkıntı oluyormuş da. O yüzden oraya saklanıyor. Evraklardan sonra zincirleri, spanzetleri söktük. Brandayı da aşağı alacağız. Makineden de bayağı bir yağ akmış dorsiye, hep leş gibi yapmış. Ama Mehdi abi dikkat et branda yırtılmasın.
Yaşa abi. Tamam. İki tane vinççi abimiz geldiler. Onlar vinçlerini kurdular. Bağladılar yükü. Ben de altından çıkıyorum. Çok çabuk hallettik. Öğlene kadar bitirdik işimizi. Tabi öğlene kadar işinizi çabucak bitirmek için bazı kurallar var İran'da. Yok değil. Bunları daha sonra anlatırım sizlere. Dorsemizi toparladık. Bazı dingillerimizi askıya aldık. Şimdi yola devam ediyoruz. Dönüşe geçtik. Yarın Perşembe, Perşembe, Cuma, Cumartesi İmam Hüseyin'in vefatın senesi devresinden dolayı tatil var. Ağır nakliye yürüme yasağı var. O yüzden kendimizi Zencan'a kadar atalım diyoruz. Zencan'da konaklayacağımız yer bizim için daha rahat, daha güzel. Oraya kadar gitmeyi hedefliyoruz. Boş olduğumuz için artık biraz daha rahatız. Daha rahat yol alabiliyoruz. Dönerken normalde çift eskort gerekmiyor. Tek eskort yetiyor. Yani sağ olsun Kameran abi de bizi yalnız bırakmamak adına o da bizle beraber kalacak. Allah razı olsun. Ali yine bildiğiniz gibi her zamanki gibi uyku modunda. Arabaya binince bu çocuk ne oluyorsa sürekli uyuyor. Yanıyor mu lan bu? Şu mavi zamyak gelmeden hemen kendimizi sola atalım. Çünkü usul usul geliyor. O gelirse bayağı bir bekleriz. Valla bir yerden sonra siz de artık alışıyorsunuz. Boş bulduğum yerden geçeyim diye. Kamyonun muavini valla ayaklarını öyle bir camdan çıkarmış ki serin serin yolculuk yapıyor. Valla ben de ilk uzaktan gördüğümde namaz kılıyor sandım ama dilenciymiş. Tümseyin orayı seçmiş. Burası da giderken bypass yaptığımız köprü. Şimdi boş olduğumuz için köprüden geçeceğiz. Harbiden yıkılabilirmiş ha. İyi ki bypass yapmışız. Burada ne yazıyor? Esfekverine hoş geldin. Nereye? Esfekverine. Ama meyve resimleri var. Evet. Meyvesi mi meşhur buranın? Ne? Meyvesi mi meşhur diyorum buranın? Evet, meyvesi. Ben olsam asfalt makinesi resmi koyardım. Sanki daha çok yolları meşhur gibi. Üzümden ziyade. Evet arkadaşlar. Lamba yandı. Petrole çok az kala lamba yandı. Yani mazotumuz yetti çok şükür. Mehdi abiler burayı aramışlardı. Burada biraz mazot var. 450 litre kadar bir mazot alacağım. Zaten o mazotla da Türkiye'ye çıkacağım. Türkiye'ye girdiğimde mazot olmasa da olur. Bu arada tabi
Takograf işlerini nasıl hallediyoruz? Sürekli araba sürüyoruz. Sağ olsun buraya gelirken Ferit abim kendi ehliyetini vermişti. Onun sponsorluğundan faydalanıyoruz. İran'da mazot ucuz mu diye çok soran oluyor. Evet, ucuz arkadaşlar. Mazot çok ucuz. Bulabilirseniz aşırı derecede ucuz. Yani ortalama Türk parasına göre söyleyeyim, litresi 5-6 liraya, 4 liraya yerine göre değişiyor. Yani mazot bulduğunuz yere göre değişiyor. 10 liraya da bulabilirsiniz. Türk parası için söylüyorum. Ama mesela şöyle bir durum var. Bu araç Euro 6 motorlu bir araç. İran'ın mazotunda bizim firmanın diğer arabalarından biliyoruz. Hani biraz sıkıntılar oluyor bazı yerlerden aldığımız mazotlarda. O yüzden mesela biz Türkiye'den mazotlu girdik. Burada kendimize yetecek kadar mazot aldık. Ve geri Türkiye'ye girdiğimizde de tahminim arabada 100-150 litre mazot olur. Yani tekrar Türkiye'den mazot alacağız. Yani bu Euro 6 nesil araçlar için söylüyorum. Yani örnek veriyorum, bu arabanın motoru için söylüyorum. Mesela Euro 3 motor veya herhangi bir dizel yaktığında sorun olmayan arabalarda sıkıntı olmuyor. Doldurabilirsiniz deponuzu. Tabi Türkiye'ye girerken 550 litre ile girmeniz gerekiyor. Yani kanuni hakkı o. Tabi şunu da anlatayım. İran'dan çıkarken de size mazot cezası yazıyorlar. Yani sadece 5 liraya gelmiyor mazotunuz. Türkiye'den biraz daha ucuza geliyor. Hepsi o. Yani örnek veriyorum, şu an herhalde 40 lira oldu. İşte İran'dan çıkarırsanız atıyorum 25-30 liraya gelir cezasıyla birlikte. Zencan'a doğru yaklaşıyoruz. Tabi hava kararmaya başladığı için Kamuran abi önden gönderdik. Zencan'ın girişindeki polisle konuşacak. Ona anlatacak işte böyle böyle tatilden dolayı Zencan'da kalacağımızı, şehrin girişine izin vermesini anlatacak. O da anlayışla karşılayacağını umut ediyorum. Bunlar İranlı mı? Yolu biliyorsan ben nereye gideceksin? Benim İran'da bilmediğim yol mu var abi? Biz buradan tek başımıza döndük. Satıp gittiydin beni. Çıkmıştım yolda. Kalacağımız yer Zencan'ın tam şehir merkezi sayılır. O yüzden akşamları bayağı bir trafik oluyor burada da. Kalmış mı? Gidiyor mu? Duruyor mu? Sıradan da giriyor. Adama vereceğiz ya. Vale. Ali, sağa bak. Sağa bak Ali. Acele etme abi, yavaş. Ali'den bir ses çıksa, Ali ne diyorsun? Hiçbir şey yok. Heh, söyle o zaman. Döndüm. Dursa'ya dikkat et. Bak geri geliyoruz. Oradan, evin oradan taksi çıktı ya. Tesadüfe bak, bu kadar mı olur ya? Bu kadar mı olur ya? Arkadan taksi, önden taksi. İran'da tatil olduğu için tabi normal halk da böyle tatil gibi gezmeye çıkmışlar. Her yere çadır kurdular akşam olduğu zaman. Bayağı kalabalık geçecek burada 3 gün.
Şu dorsenin üstüne akan yağları temizleyelim dedik. Hazır olduğumuz yerde su varken rahat rahat. Sonra belki vaktimiz olmayabilir. Çünkü tatilden sonra buradan çıkıp direkt Türkiye sınırına varmayı düşünüyoruz. Ben sonradan fark ettim. Evdeki balığı da getirmiş bunlar. Ne diyor? Ne diyor? Diyor ki arabanı koy oraya. Niye? Diyor burada çöpler yiyor üstüne. Yani arabanın burada olmasının çöplerin yola düşmesiyle ne alakası var? Taksi değil ki. Buradan koyarsınlar. Evet sevgili İranlılar, Akhisar, Kerem ve 40 ağaç kavunu ayağınıza geldi. Bundan sonra Türkiye'deki kavunları İran'da da rahatlıkla yiyebileceksiniz. Yok mu kavun isteyen? Daha dün sabah topladık, bugün buraya zencana yetiştirdik. Bununla ekspres geldi. Al. İndirim abi ya. Sen nakit vermiyorsun, bir de kart veriyorsun bize. Abi sen biz de bankaya komisyon vermedin. Ödüyoruz. Sen de bana poşet vermedin. Poşet bir şey olmaz, kesiye zaten hava sıcak. Şener Şen'in filmindeki domates sahnesini hatırlayanlar oldu bunu görüp Instagram'da da. Daha önceki senelerde yapmıştım, onu da koyayım. Domates. Domates. Vurguncular. Akşam olunca tam bir kamp alanına dönüyor burası. Dorse'ye yaptırmak istediğimiz İran'da birkaç işler vardı. Onlar için ölçü alacağım. O yüzden dorse'yi şöyle bir uzatıyorum. Dorse'nin uzamalarını kademe kademe kilit noktalarıyla ilgili birkaç işlem yaptıracaktım ama vaktimiz olursa tabii. Zamanımız burada bol olduğu için işte öyle bakıyoruz, ölçüyoruz. Olursa, aklımıza yatarsa bir şeyler yaptıracağız. 46.5 ya. 46.5. Tam 46.5 evet, 46.5. Ben bunu sıkıyorum, açıyorum. Tamam. Tamam. Araba kirden gözükmüyor, sen lastik parlatıyorsun ya. Ne olacak bu lastikleri parlatınca? Temiz olur abi, araba temiz gördü. Tamam o zaman, iç lastikleri de parlat. Sıkıntı yok, kaldırdı o seni. Ne kaldıracağım, gir altına. Bu haftalık da bu kadar İran'dan. Haftaya Türkiye'ye dönüş yolunda devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.